Değerli konuklarımız, hastanemiz misyonu, vizyonu, değerleri doğrultusunda hastanemizin hizmetlerini tanıdığımız bu haftaki alanımız eczane bölümümüz. Hastanemiz bünyesinde eczacı Sayın Nermin Uğurlu ve onun başarılı ekibiyle işleyen eczanemize sahip olmaktayız. Sunduğumuz hizmet doğrultusunda hastalarımızın tedavi uygulamalarında ilaçlar önemli bir yer tutmaktadır. Eczane bölümümüz gerek yatan hastaların, gerek ameliyathanenin, gerek acilin, kısaca tüm alanlarımız diyebiliriz hatta, gereksinim duydukları ilaçları temin ederek koşullara uygun biçimde hizmet sunmaktadır. Biz insanların normal yaşantımızda suya, havaya, besine nasıl ki ihtiyaç duyar isek, tedavi gören çoğu hastamızın da ihtiyaç duyduğu ilaç tedavileri var elbet. Ve bu ilaçlarımızı biz hastanemiz bünyesinde eczanemizden temin etmekteyiz. Bu ihtiyaç yerinde, eksiksiz, düzenli bir hizmet ve sistem ile işleyiş göstermektedir. Tabii ki her şeyden önce bildirmek istediğimiz bir şey, ilaçlı tedaviden önce Avrasya Hospital hastalarına ilk olarak sevgiyle tedaviyi sunmaktadır. Avrasya Hospital'da tüm bilimlerin, hastaların ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeler, ilaçlar için tüm eczane ekibine buradan teşekkürlerimizi sunmaktayız. Hastalarımızın tedavisinde kendilerine sunduğu kaliteli ve düzgün hizmetlerinin büyük bir payı olduğunu bildirmek isteriz. Sayın Nermin Uğurlu ve çalışan eczanedeki tüm ekibimize ben öncelikli olarak büyük bir alkış istiyorum sizlerden. Şimdi sunumumuza güzel bir başlangıç yapıyoruz. Giriş konuşmamızı yapmak üzere başhekim yardımcımız operatör doktor Sayın Ali Güven Akıncı'yı sahnemize davet ediyorum. Merhabalar. Bu toplantıların giriş konuşması yapmam adeti bana kaldı ama başhekimimiz de burada. Yani burada değil anlamında değil. Yine de tabii ki yani bu konuşmayı yapmaktan ben şeref duyuyorum. Şimdi eczane ile ilgili biraz önce düşünüyordum ne derim, ne diyebilirim diye. İki şey var aslında benim kafamda olan. Bir kere herkes bir şeyler yapmak için uğraşıyor falan. Abuk subuk saçma sapan şeyleri istiyoruz. Olmadı cihazlar piyasada kalkmış şeyleri istedim, ben de istedim yani. Ve uğraşıyorlar, bulmaya çalışıyorlar. Benim hep aklımda kalan tarafı bu. Bir de şu var. Yani hepimiz biliyoruz bizim hastanede bazen işler umduğumuzdan çok yavaş yürür, çok takılır falan. Fakat mesela yoğun bakıma bir müdahale seti istedim. Belli bir süre biçtim kafamda şu zamana kadar gelir diye. 3 gün sonra gelmiş. Bayağı hızlı çalışıyorlar. Benim gördüğüm bu. Satın alma da dahil bu arada, onu da söyleyeyim. Yani herkes, ekip zaten hepsinin yüzleri güler. İşlerimizi çözmek için hep uğraşıyorlar. Cevdet hep görürüm, doldurur arabaları. Ama işte bu çaba, bu çalışma içerisinde ne aksıyor, ne yürüyor, ne takılıyor. Bir onlardan aslında onu alsak, yani aksiyanlar vardır. Sonra da Fuat gelmiş, hep beraber biz onlara bir yükleniriz, bakalım ne çıkıyor. Teşekkürler diyor, sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Şimdi işi bilir kişilere bırakıyoruz. Eczane bölümümüzün işleyişleriyle ilgili bizlere sunum hazırladılar. İlk olarak eczacımız Sayın Hülya Erol ile başlıyoruz. Buyurun Hülya Hanım. Arkadaşlar, hepiniz öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hastanemizin bölümlerini tanıtmaya yönelik cuma günleri artık geleneksel hale gelen ve İbrahim Bey'in eczane kapısından girişinde böyle acaba bu hafta sıra bizde mi diye böyle içimizde bir heyecan yaratan bu organizasyonda bu hafta eczanemiz var. Eczanemiz Avrasya bünyesinde başhekimliğe bağlı A-Blok zemin katta yer almakta olup iki eczacı ve üç eczacı teknisyeni arkadaşımızla acil, ameliyathane, yatan servisler, yatan hastane, hasta servisleri ne hizmet vermeye çalışmaktayız. Bu hizmeti verme esnasında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri arkadaşlarımla birlikte özetlemeye çalışacağız. Şimdi ilk sözü Arzu'ya bırakıyorum. Merhabalar. Arzu Köy'e ben eczane teknisyeni olarak görev almaktayım. Şimdi sizlere misyon ve vizyonumuzdan bahsedeceğim.
Misyonumuz, nitelikli uzman kadrolarımız ile bireylerin teşhis, tedavi, bakım ve koruyucu sağlık hizmetlerini kapsayan uygulamalarımız ile değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kaliteli ve ekonomik olarak sunmaktır. Vizyonumuz, çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisiyle örnek gösterilen, toplumun beklentileriyle hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve bu özellikleriyle öncelikle tercih edilen güvenilir, standart, kurumsal, saygın bir sağlık kuruluşu olmaktır. Öncelikle merhabalar. Ben ilaç prosesimizden bahsedeceğim. Amacımız ilaçların tıbbi ve sağlık malzemelerinin temini, güvenli bir şekilde depolanması, dağıtılması, kontrolünün yapılması ve kayıtların sunulmasının faaliyetlerini yürütmek. Bunları yaparken bizleri etkileyen prosesler, poliklinikler, acil, yoğun bakım üniteleri, yatan hasta servisleri, üst yönetim, insan kaynakları, muhasebe, ameliyathane, teknik üniteleri, kısacası hastanenin her birimiyle etkileşim içerisindeyiz. Eczane olarak girdilerimiz, ilaç ve malzeme istek formu, polikliniklerden daha çok bize geliyor istek formları, ürün teslim faturası ve irsaliyeleri, ilaçlarımızı temin ederken faturaları bize teslim alıyoruz, uygunsuz ürün teslim formu, bunda da teslim alınan ürünler olduğunda uygunsuz gelen ilaçlarda, ambalajlarda veya kırık olursa bu uygunsuz teslim formunu doldurarak tekrar firmaya iade ediyoruz. Depo sayım listeleri, ilaç ve malzeme teslim formu, teknik değerlendirme formu, onaylı tedarikçi listesi, ürün kutulukluğu ve haberleşme formu eczane olarak girdilerimiz. Girdiler olduktan sonra eczaneyi faaliyete geçiriyor. Ve faaliyetlerimizin ilk sırasında ilaç ve sağlık malzeme satın alması oluyor. Bu satın alma sürecinde de öncelikle eksik olan ilaçlarımızı videoda da görebiliyorsunuz. Eczanede ilaçlarımız önünde bulunduğu defterde eksik ilaçlarımız ve malzemelerimiz var. Gerekse telefonla ya da sipariş formumuzla siparişlerimiz geçiliyor. Öncelikle sene başından beri aldığımız bütün tedarik listesini fiyatlarıyla birlikte dökümünü alarak karşılaştırıyoruz. Daha sonra tedarikçilerle irtibat içerisine geçerek ilaçlarımızı temin ediyoruz. Tabii bu ilaçların tezat olup olmama durumuna göre de değişebiliyor. O yüzden süreçte uzayabiliyor. Gün içerisinde Nermin Hanım'ın siparişlerinden görüyoruz burada. Bu arada birazcık da pazarlık yapıyoruz. O yüzden görüşmeler de uzuyor. Evet, siparişleri teslim edildikten sonra eczaneye gelen ilaçlarımızı teslim alıyoruz. Öncelikle faturasını ve ürünlerimizi tek tek çıkarıyoruz. Sayarak, ambalajını kontrol ederek ve miyatlarına tekrar bakarak ürünlerimizi teslim alıyoruz. Yine ürünleri kontrol ettiğimizde ambalajı veya kutularında sorun olursa miyatlarıyla ilgili yine aynı formla firmaya teslim ediyoruz. Burada da arzu ilaçlarımızı teslim alıyor. Faturada tek tek karşılaştırıyoruz. Alındıktan sonra bir imzalama sistemi ortaya çıkıyor. İlk önce faturayı onaylıyoruz. Alan kişi imzalıyor ve faturayı kaşeye onaylıyor. Daha sonra raflarımıza ilk giren ilk çıkar kuralıyla raflarımıza yerleştiriyoruz. Daha sonra kaşemizi basıyoruz. Onaylıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra ilaç ve sağlık malzeme hazır depolanma, stoklar ve sayım faaliyetleri. Her 3 ayın sonunda stok listelerimizi çıktılarını alarak tek tek ilaçlarımızı sayarak, miyatları kontrol ederek sayımımızı yapıyoruz. Daha sonra stoklarımızı güncelliyoruz. Bu şekilde. Daha sonra İlaç ve sağlık malzemelerinin hazırlanması ve dağıtım faaliyeti. Bunda eczane olarak arzu arkadaşımız iş dağılımına bölündü.
A blokta Arzu, B blokta ben ilgileniyorum. B blokta kahveci servisleri, yoğun bakım, koroner yoğun bakımlar, kahveci ameliyathaneler, bunun haricinde genel ameliyathane ve kemoterapi ile de ben ilgileniyorum. Günlük hasta ilaç, günlük hastaların adına giren ilaçların hepsini günlük döküm olarak alıp ilaçlarını eczaneden, start ve serumlarını da depodan temin ediliyor. Kemoterapide de, kemoterapilerin akşamdan bize şemaları tek tek geliyor. Her hastanın kendine ait şeması var. Bununla ilgili ilaçları etken maddeleriyle yazılıyor. Akşamdan biz etken maddelerine yönelik bütün ilaçlarının ve dozlarının listesini yaparak hasta başına tek tek kilitli poşetlerini hazırlayarak daha sonra hastanın ismini de üstüne koyarak kemoterapiye teslim ediyoruz. Daha sonra A blokta Arzu arkadaşımız yer alıyor. Evet, Selma arkadaşımızın da belirttiği gibi A bloktan ben sorumluyum. Tüm bölüm mekatlarından ve B blokta da erişkin yoğun bakımdan sorumluyum. Doktorlarımızın viziti sonrasında hemşehrilerimizin bilgisayar üzerinden eczanemize hastalara tek tek bize istekleri yapılmaktadır. Ve ben de videoda görüldüğü gibi bilgisayardan bu isteklerin çıktısını toplu olarak her katı ayrı ayrı hazırlayıp katların kendilerine ait olan kutularına yerleştiriyorum. Bunları hazırlarken de azalan ilaçları ediyorum. İlaçların niyat kontrollerini yapıyorum. Ve ayrıca da hastaların günlük tablet dozlarını tek tek kesip hazırlayıp ambalajlarına son kullanma tarihinin ismini, miligramını yazıp hastalara vermek üzere katlara gönderiyorum. Ve her katında personelini ilaçlarını almak üzere çağırıp katlara ulaşmasını sağlıyorum. Gün içerisinde tekrardan yatan yeni hastalarımız oldukça da bu işlemi devam ettiriyorum. Bütün bu işlemlerin sonucunda da saf ve serum depolarımız ayrı olduğu için saf ve serum dökümü hazırlayıp depo sorumluluğumuz Cevdet Bey'e veriyorum. Bu işlemde sizi Cevdet Bey anlatacaktır. Öncelikle merhaba. Tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Ben Cevdet Şahin. Eczane depo sorumlusuyum. Aynı zamanda eczane teknisyeniyim. Eczane ile bağlantılı olarak hastanemize hizmet vermeye çalışıyorum. Tedarikçilerimizden gelen serum, sarf ve malzemeleri fatura ile kontrol ederek teslim alıyorum. Depomuzda bulunan serum ve sarf malzemelerini 3 ayda bir sayımlarını yapıyoruz ve ayda bir kontrollerini yapıyoruz. Bunların dışında pazartesi ve perşembe günleri kat isteği dediğimiz hastalarımıza yönelik isteklerimizi veriyoruz. Ayrıca salı ve cuma günleri ameliyathanemize hizmet vermeye çalışıyoruz. Onların da personellerini tek tek çağırıp onların malzeme ve isteklerini vermeye çalışıyoruz. Bu işlemlerde serum ve sarflar hazırlanıp tek tek personellere teslim ediliyor. Ayrıca katlara, KVC ve ameliyathanelere günlük hastalara yönelik hizmetlerimiz var. Bunlar da aynı şekilde serumlarını ve sarflarını tek tek hazırlayıp vermeye çalışıyoruz. Ayrıca yine acil istekler olursa gün içerisinde bunları da tedarik etmeye çalışıyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha sonraki faaliyetlerimiz içerisinde de ilaç ve sarf malzemelerin yağ kontrolü, yağda geçenlerin imha faaliyetleri var. Tıpkı çağlarının faaliyeti ve hizmet içi eğitimlerimiz. Faaliyetlerden sonra çıktılar olarak depo sayım istekleri, işlenmiş ilaç ve malzeme istek formu, onaylı tedarikçi listesi, miyada yaklaşan bir ilaç ve malzeme listesi, onaylı alım, mal alım fatura ve ihsaliyesi, mal alım iade faturaları. Performans olarak kriterlerimiz depo sayımlarının doğruluğu, girdi kontrollerinde uygun sonucu tespit edilen ürün sayısı, miyadı geçerek imhal eden ilaç ve malzemeler. Hedefimiz depo sayımlarının doğruluğunun artması, miyadı geçerek imhal eden ilaç ve malzemelerin azaltılmasıdır. Eczane olarak kritik konularımız ise ilaç ve malzemeleri, miyat kontrolleri, stok kayıtları, tedarikçi değerlendirme kayıtları, girdi kontrolleri, depolama koşulları ve narkotik ilaçların muhafazası ve dağıtımı. Bu narkotiklerle ilgili bir anla seçiyoruz. Eczane için en kritik konulardan biri de narkotiklerdir. Narkotik ilaçların tehlini, onların saklanması ve dağıtılması. Narkotik ve psikotrop ilaçların depodan çıktığı andan itibaren ayrı
ayrı bir süreci, prosedürü var. Farklı farklı fatura ediliyor. Ayrı bir fatura elimize geliyor. Bunun karşılığında teslim aldığımızda sorumlu eczacının imzasıyla teslim ediliyor. Alınan bu narkotiklerin miyatları ve sayımları faturayla birebir örtüşmesi gerekiyor. Daha sonraki süreçte de dolaba yerleştirdiğimizde kilitli dolaplarda saklamamız gerekiyor. Bunları gün içerisinde katlarda kullanılan narkotik ilaçların narkotik istek fişleri ve bu katlardaki kullanılan ampullerin boşlarıyla birlikte gün içerisinde bize geliyor ve akşamüstü arkadaşımız bunları hangi kattan kaçar tane ise hazırlayarak katlara ve ameliyathaneye teslimi yapılıyor. Burada verilen bu narkotik ilaçların bizde sorumlu, takip eden sorumlu arkadaşla birlikte katlarda sorumlu hemşireye imza karşılığında teslim ediliyor ve bu sorumlu hemşire arkadaşımız yine kilitli dolaplarda bunları saklıyor. Narkotik ilaçların dediğim gibi baştan itibaren yapılmasına ve boş ampulün bize gelmesine kadar geçen süreç hassas bir süreç ve sorumlu hemşire arkadaşlarımız da bunlara gereken tüm hassasiyeti gösteriyorlar. Biz bu konuda çok hassas davranıyoruz. Onlar da sağ olsunlar bu hassasiyeti kendi katlarında gösteriyorlar. Hastane içerisinde narkotik kullanımı böyle. Diğer polikliniklerde ise doktor arkadaşlarımız yeşil ve kırmızı reçetelere bunları yazıyorlar. Üç nüsha halinde olan bu reçetelerden iki tanesi tüm bilgiler düzgün bir şekilde tamamlandıktan sonra hastaya veriliyor. Üçüncü nüsha bizde kalıyor ve bunlar ay sonunda tekrar düzgün bir şekilde listelenerek kaldırılıyor. Kırmızı ve yeşil reçetelerle birlikte bir de eczanenin sorumluluğunda olan mor reçeteler var. Mor reçetelerde yatan hastalarımızda ya da polikliniklerde kullanılan kan ürünlerinin yazıldığı reçete. Bu da dört nüsha halinde. Burada da eğer kurum içerisinde yapılıyorsa bizde kalıyor. Eğer dışarıya veriliyorsa üç nüsha dışarıya gidiyor. Yine bir nüsha bizde kalıyor. Bunlar da ay sonunda tüm kullanılan mor reçetelerin doktorlarımız tarafından reçete edilmiş olması gerekiyor verilen ürünlerin. Bunlar reçete edildikten sonra dediğim gibi ay sonunda yine listeleniyor. Tüm doktor kaşelerinin imzalarının, adetlerinin, seri numaralarının birebir kontrolleri yapıldıktan sonra listelenip ilçe sağlığa gönderiliyor. Oradan da sağlık müdürlüğüne ulaştırılıyor. O yüzden de mor reçetelerin de takip edilmesi hassas bir süreç bizim için. Şimdilik konuşacaklarımız bu kadar. Arkadaşlarımız süreçleri eczanede yaptığımız faaliyetleri bizlere gösterdi, anlattı. Bir de sorumluluğumuzda olan aşıların takibi var. Doktor Ersin Hanım'la sorumlu hemşire Gülhan hemşirene takip etti ve bizim de listelerini, sayımlarını ve eczanede buzdolabındaki tüm düzeninden ve kritik konularından sorumlu olduğumuz bir konu. Bununla ilgili ilgili küçük bir videomuz vardı. Eczanede yaptığımız işlemlerden biri de devletin verdiği aşıları sağlık müdürlüğünden almak ve burada çocuklara ücretsiz olarak çocuk doktorları tarafından uygulanması. Bunun için de Gülhan arkadaşımız hazırladığımız evraklarla birlikte toplum sağlığına gidiyor. Oradan aşılarımızı alıyor ve bize getiriyor. Bu süreci de şimdi görüyoruz. Günaydın. Günaydın. Bir evraklarımız hazır herhalde. Üst yazımız. Kullanılan evraklarımız. Tamam. Evet, şimdi bunları Gülhan arkadaşımız götürüyor. Onayını aldıktan sonra aşılarımızı alarak bize geliyorlar.
süreçlama var. Buzdolabında sakladığımız aşıların sürekli 24 saat takipte olduğu buz netliği bir sistemimiz var. Bu sistem Ankara'da, Merkez Ankara'da olduğu için 24 saat boyunca bizdeki tüm veriler, sıcaklıklar kaydediliyor. Ve herhangi bir soğuk zincirde kırılma olması durumunda sıcaklığın 2 ile 8 derecenin altına ya da üstüne çıkması durumunda bu verilerden geriye dönük ısı takibini yapmamız mümkün. Ve bu arada tabii ki çok hassas konuda bu soğuk zincirin kırılmaması ve özen gösterilmesi. Çünkü burada herhangi bir sorun yaşadığımız takdirde o süre takip edilip tüm ilaçlarımızın, aşılarımızın imha edilmesi gerekiyor. Bu süreçte de ayrıca buznetle birlikte buzdolabımızın içinde ayrıca bütün günlük yüksek ve en yüksek ve en düşük sıcaklıkları da kaydeden küçük bir cihazımız var. Özellikle bunu geçen hafta yeniledik. Ayrıca bizden USB girişi istendi. Ay sonunda bir aylık dökümü bilgisayardan alıp onlara verdikten sonra bize bu ve bütün evraklar, sayımlar tam olduktan sonra bu aşıları alabiliyoruz. O yüzden bu aşı alma korunması ve daha sonra çocuk doktorlarımız tarafından ya da bebek odası tarafından yapılması süreci de oldukça hassas bir süreçtir. Şimdi biz faaliyetlerimizin bir kısmını özetleyerek sizlere anlatmaya çalıştık. Arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı. Bizi dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu başarılı ekibin bir de başarılı bir lideri var. Başlarında bulunan eczacımız Sayın Nermin Urlu. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir katılım. Aslında ben programı bu kadar seyretmemiştim. Gayet de güzel olmuş diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizin fikriniz nedir. Arkadaşlar epey mücadele ettiler. Hem bir taraftan çalıştılar, bir taraftan da bunun hazırlığını yaptılar. Muhakkak her ekip kendi içinde bu hazırlığı yaptı. Onlar da zorlandı. Yani söyleyeceğim şey çok fazla bir şey de bırakmadılar bana. Her şeyi güzelce anlattılar. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonra sorularınızı bekliyoruz. Yani teşekkürlerimizi dileriz. Sizi yerinize almadan sahnemize şöyle alırsak değerli sunucu arkadaşlarımıza biz teşekkür belgelerini takdim edeceğiz. İlk olarak eczanemizin hem üstün yöneticilik sıfatıyla hem de değerli eczacımız Nermin Urlu'ya ödülünü geliyor Sayın Arzu Kaya. Teşekkür ediyorum.
çalışkan bir isim daha, Sayın Cevdet Şahin. Şimdi tüm ekibimizi, şöyle ekipçe bir alalım fotoğrafımızı ve sonra diğer tüm arkadaşlarımızı davet edelim. Güzel süslü masamız da görünsün lütfen. Bugün özellikle süslediler. Evet.